Bilmiyorum ya. Yani kızının ya. Ölümüyle alakalı bildiği bir şey olsa ve parmağı ama olsa, birini koruyor olsa, ceza alacak olsa korur musunuz? Ben bir şey bilmiyorum ki. O zaman niye koruyayım Serap Hanım? Korumam tabii ki. Sizin çocuklarınızın hayat sigortası var mı? Yok. Biliyorsunuz Hande'nin vardı. Ölümünden sonra oradan para aldı Nezih Bey. Ne kadar aldım? Ne kadar aldınız? Bilmiyorum. 680 lira. TL. TL. Şimdinin 600, parasıyla. Evet. Ha, bir şey değil mi Serap Hanım? Onun yüzünden Nezih Bey şey yapıldı. Birkaç ay biliyor musunuz dedi. Zan altında bırakıldı. Nasıl? O para için dedi öldürüldü çocuk dedi. 680 bırakıldı öyle şey mi oldu? Ama o para zaten sadece Nezih Bey'in cebine girmeyecekti. O ailenin bütçesine girecekti. Eve girecekti o para. O mezar parası oldu. Doğru mu? Çocuğa. Ben karışmıyorum para işine Serap Hanım. Bana bir şey girmiyor ki keseme. Tamamen kocam da para şeyi. Ama size o bakıyor. Şu an çalışıyor musunuz? Yok. Çocuklarınıza da o bakıyor tabii ki. Evet. Ortak çocuklarınız. Kaç seneden zaten. Beri çalışmıyorsun? Ben evlendiğimden beri çalışmıyorum ama dükkanda çalışırdım. Çalışırdı. Ama dükkanda giderdim. Muhasebe olduğunu söylemiş. Arsa, ev... Altınlar. Benim paralarımla alındı diyorsunuz. Üç şöyle, tane arsa bir ev. Şöyle bekarken çalışıyordum. Bir de dedemin benim marketi vardı. Ha. Orada da çalışmışlığım oldu. Oradan da çok birikim yapmıştım ben. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Nezih'e başı sıkışınca gelirdi benden para alırdı. O birikimlerim vardı yani. O kadar dedesinin parası vardı. O kadar durumları iyiydi de peki çiftliği niye adada sattınız demedin mi sen durumu kötüleşti de çiftliği tamam, sattık. Tamam o başka dükkanı canım, da adamın... kapadınız marketi. Yani o benim birikimim başka. Ya senin nereden birikimin başka. Vardı? Senin bir tane küpen bile yoktu kulağında altın. Altınları olabilir vardı. Olabilir yani durumu derse. Serap Hanım. Benim aldığım altınlar vardı. Serap Hanım birisinin durumunun hayır, bozulması yani abis bir şey midir? Değil. Herkesin hayır bozulabilir, başı. Yeniden düzelebilir. Evet. Evet. Bunlar abes şeyler aynen. Değil ama kulağınıza bir küpe bile yokken birden evlenince 3 arsa ama hayır, ev olması. Bekarken de ben çalışıyordum Serap Hanım. Bekarken de ben çalışıyordum. Nerede çalışıyordun? Ev işlerinde çok çalıştım mesela yatılı. Hayır sen muhasebeci de çalıştığını bana söyledin tamam, evlendiğinizde. Bir muhasebeci çalıştım. Kaç para veriyor? Elemana. Sonra benim birikimim vardı. Dedemin marketini ben çok işlettim. Çok seneler. Yani çalışmıyor muydu ya da? Ya çalışıyorsa da buradan buraya, buradan buraya bilezik alsam bile 3 arsa bir daire alır mı ya? Sonra alır diyordunuz böyle lazım. Yani ne demek istiyorsun? Almaz diyordum. Buraya kadar olması lazım. Onca kadar diyor. Yine almaz diyordum. Yine almaz diyordum. Peki, olur. Serap Hanımcığım ben bilezik verdim. Ama onca kadar bilezik efendim hep birlikte konuşmayalım. Evde değiliz. Evde tamam. Muhabbet etmiyoruz. Serap Hanımcığım benim bir sürü bileziğim vardı. Neyse aldı yatırım yapmak için işte. Oğlum. Ben onları kastediyorum orada dilekçemde. O arsalar ve ev hala duruyor mu? Ev oturduğumuz ev şu an. Arsada 3 parsel arsamız var. Oradan kira alıyoruz işte. Siz bu aşur evden taşınırken gitmeseniz keşke falan demiş size. Siz de bunu Nezih Bey'e söylemişsiniz. O da dün dile getirdi. Yani aşur bir şey mi demek istedi size? Yok canım zannetmiyorum bir şey. Bunu niye Nezih Bey'e dile getirdiniz? O da burada sanki bir olaymış gibi bunu anlattı hayır. Bize de. Aşırın bir korkusu demek? Varmış ki yok, buna. Yok hayır hayır öyle bir şey söz konusu değil. Abla gitmeseniz iyi olur demiş. Şeynaz Hanım o evin deposunda yıllarca o kanlı yataklar vesaireleri niye sakladınız? Ben sakladım. Nerede? Nezih hayır. Şey yaptı. Nezih barındırdı onları canım bana kalsa ben barındırmayayım yani. Niye barındırdı sizce? Ne bileyim bilmiyorum. Nezih Bey dursun biraz dedi. Hayır dursun biraz değil. Dursun dediği 2014 yılına kadar durmuş. Ta ki siz boşanma vesaire aşamalarına geldiğinizde. Evet ben indim bodrumu temizledim. Evet ben attım Serap Hanım. Ama ütü masasını atmadı. Saklıyordu. Ütü masasını attırmadı mı size? Ütü masası dükkandaydı herhalde. Dükkana götürmüş. Çok daha önce. Ne var o ütü masasının özelliği ne ki o kadar saklandı? Azim azim saklanmış. Bilmiyorum. Saklanmış değil. Bu her şeyi attığını bildiğim için arabaya sığan ufak tefek ne varsa ben yükledim arabaya götürdüm kızımın hatırası. Başka ne vardı ütü masası dışında? Mesela oyuncakları var, müzik kutusu var aynı. İşte onlar anı olabilir. Aha. Ama ütü masası kanlı vesaire diyor. Yataklar onlar ne sak? Serap Hanımcığım ben dedim ki Nezih dedim bunlar üstüne araştırma yapıldı.
bunları atalım dedim. Yani saklamanın bir anlamı yok. Sonra Hande'nin kıyafetleri vardı. Ben bodrumu temizleyince onları da fakir bir aileye verdim. Bir valiz kıyafeti vardı. Vermiyordu. Dedim verelim, yani biri sebeplensin, ne diye saklıyorsun? Doğru söylüyor. Siz bir emlakçıya gidip bıçak çekip boğazına bıçak dayamışsınız. Yok yok, öyle bir şey söz konusu değil. Ya. Ama onu da ben canlı yayında Eray, onu da ben tespit ettim. Hayır, Nezih Bey doğruladı bunu. Ben biliyorum olayı dedi. Kendisi söyledi. Aman. Kendisi söyledi bana. Serap Hanımcığım. Ha, Ömer Akyol. Arkadaşım. O var ya. O var ya. Soyadını vermeyin kimsenin, lütfen izni olmadan. Bir dakika. O boşanma şeyinde de geldi, söyledi. Hakim hiç kaile bile almadı, biliyor musunuz? Hakim dedi ki ona, bu kadın sana diye bıçak çekti mi? Böyle yapıyor. Diyor. Hayır, sizden korktuğu için söyleyemiyormuş. Bir Serap Hanımcığım, öyle ben korkulacak bir insan değilim. Bil, o da korkan bir tip değil. Çünkü Fikirtepe'de belalıyım diye geçiniyor. Adamın Fikirtepe'liyim der, belalıyım der. Şehnaz Hanım, hocanız diyor ki, Bayramoğlu'nda bana anneme bıçak çekti. Yani biz saldırdı. Hiçbirine inanmayalım. Hep siz mi doğruyu söylüyorsunuz Allah aşkına ya? Serap, siz kimseye hayatınızda bıçak çektiniz. Serap Hanımcığım, o olayların hepsi şeyini yapıldı. Polis tahkikatı. Oradan öğrenin isterseniz. Siz çünkü şöyle, ben olayı biliyorum. Daha doğrusu anlatılanı anlatıyorum. Siz bıçak çekiyorsunuz. Nezih Bey, kayınvalideniz, bir de çocuk var değil mi yanınızda? Bir de babam var. Hayır, hayır. Baba. Sonra siz diyorsunuz ki polisi arayacağım, bana saldırdılar diyeceğim diyorsunuz. Hayır. Polis geliyor diyorsunuz. Dövme olayı oldu beni. Bana saldırdılar diyorsun. Hayır. Halbuki saldıran sizmiş. Hayır, darp oluyor. Ben hatta dedim ki hem suçlusun hem güçlüsün. Bir de hangi %155 yaptı? Onun zaten tahkikatı yapıldı. Nezih oradan ceza yedi Serap Hanım. Peki sen yemedin mi? Sen bak 155'i aradın. Yalnız kadına şiddet şeyi gündemde, zafiyeti gündemde olduğu için kesinlikle. 155'i aradığın halde adam dedi ki bana, ben orada dayak yedim Serap Hanım. Ceza vermek zorundayım. Ben orada dayak yedim ve benim raporum da ona var. Ona da 3000 lira. Neden dayak yediniz? Evet. Neden? Eşimden. Benim de var darp raporum. Şeyim. İbn-i kayınvaliden bilmiyorum. Ben üç kişiye bir kişiyim Serap Hanım. Yani sahiden şu var tabii, yani ben sizi dinlemeyi çok istemiştim zaten. İstediğim bütün soruları da soruyorum. Hiçbir şeye de hayır demiyorsunuz zaten. Evet. Ama içime sinmeyen, içimde bir türlü hazmedemediğim, içselleştiremediğim, budur dediğim, diyemediğim bir durum var. Ne olduğunu kavrayamadığım ama kavrayacağım. Herkes kavrayacak ama ne olduğunu... Serap Hanım zaten kanunlar gereğini yaptı öyle konularda yani. O başımıza gelen konularda kanunlar gereğini yaptı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani hakikaten bir tiyatro oynanıyor gibi geliyor bana, böyle bir acayip Serap bir şey. Serap Hanımcığım, burada tiyatro oynandığı falan yok. Yani benim hele samimi olduğumu inanabilirsiniz. Sadece kendi ismi söylüyorum, şu anki ismi söylüyorum. Şimdi Şehnaz Hanım'ın gözlerini göremiyoruz. Gözlerini görmemiz lazım ki gözler önemli değerlendirirken. Gözlük arkasından gözünü göremediğimiz birisi için onun duygularını, ifadesini tam anlamak zor. Beyefendi, ben yayına çıkmadan önce de dedim zaten. Ama şunu da sorayım. Şimdi tabii yanlış anlaşılmasın ama stres altında mı tikleri ortaya çıkıyor? İnsanlarda genelde öyle olduğu söylenir. Onda var mı devamlı olan bir tik? Yok, hiç stres altında mı ortaya? Dikkatimi benim çeken bir tik yoktur. Şimdi yüz tiki var çünkü de o devamlı burnunu ve ağzını oynatıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Stres altında, yani bir ne kadar sakin görünen bir tarzda konuşsa da. Yok, hayır beyefendi, öyle bir şey yok. Zaten benim yani yaptığım bir şey yok ki, neyi üstüme alacağım? Yani. Şimdi ben size illa bir şey yaptınız ya da üstünüze alın demedim ama. Ben sadece buraya bu kişide anahtar vardı. Onun da üstü kapalı duruyordu. Sadece bu ifadem için geldim. Peki kim size söyledi bu ifadeyi vermenizi? Efendim? Kim söyledi gelin bunu söyleyin diye? Yani Serap Hanım zaten orada işte gönül diye şeyler çıkınca dedim bu kadında anahtar vardı yani. Yeni mi hatırladınız bunu ya? Anahtar olduğunu
16 sene sonra mı hatırladınız? Ben kendi ifademden zaten ortaya çıkıldı. Nezih size söylemedi ki Gönül diye birisinin ilişkisi oldu. Ben söyledim ona, sordum. Karınız böyle böyle diyor tamam, dedim. Tamam tamam. Ama orada anahtar diyorum, bakın tekrar söylüyorum. Sizin orada bir anahtar diye bir belirttiğiniz bir şey yok. Bunu sonradan ortaya çıkardınız. Neden ama diyorum? Sarıldı. 16 sene beklediniz bunu söylemek için diyorum ben size. Ama bunun cevabını alamadım sizden. Şimdi tabii Şeynaz Hanım, bazı şeyleri saklıyor olabilirsiniz. Mesela hayır, hayır, kendi aranızda, kendi aranızda olan hayır, yok, bıçak çekme olaylarıyla ilgili olayları saklıyorsunuz yüksek olasılık. Yok hayır, hayır, öyle bir şey bu. Yani bıçak olayı olmadan neden size bıçaklı, eli bıçaklı birisi desinler? Herkes diyor. Hayır, ay, burada şeyler var. Yani. Ben daha onları gelmedim bir şey bile. Oldu ki, Tanju Bey, burada bir izliyor. Sürü şikayet dilekçeleri var. Evet. Karakolluk siz olunmuş. Siz birisini bıçaklamışsınız hatta. Hayır, hayır. Bir üç yerinde. Serap Hanım, ben üç komşumu saldırdı. Ve onun da tahkikatı yapıldı. Ve biz mahkemeye çıktık. Onun da tahkikatı yapıldı zaten. Komşularım bana saldırdı. Sabıkanız ben yok değil mi Şeynaz Hanım? Sabıkanız var mı? Efendim, sabıkanızda bıkam yok, hayır. Yok. Yoksa kesinleşmiş yok. Herhangi böyle bir şey, yani ya şikayetten vazgeçilmiştir veya diğer yok. Tarafa filan ceza verilmiş. Ama üç kişiyi bıçakla... Ben şimdi Şeynaz Hanım için... Yani siz bu apartmanda daha önceki apartman görevlisinin evini yakmışsınız. Bağlandı biliyorsunuz bunları o herhalde... O kendi yaktı evi. Şöyle, ben de defalarca apartman görevlisinin... çıkarılmasını istedim. Dedim ki bu adam Nezih de biliyor. Bu adam dedim dikkatsiz. Nezih bir gün inmiş Bodrum'a vardı soba zehirlenmesinden. Zaten onlar o apartmana girdiler. Ya Nezih için bir kere ne oldu bir gece anlat. Kapımıza gelmişti karısı. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani. Allah. Yangın çıkmıştı. Dedim ki bina yetkililerine, bunlar dedim binayı yakacak dedim. Bunları çıkarın dedim. Çıkarmadılar. Sonra bu durumda dedim ki toplantı olunca bu adamı çıkarın. Bu dedim binayı yakacak. Böyle bir perişan aile da, yani. Çocuğuna da saldırmışsınız. Çocuğuna da. Hayır hayır. Çocuğuna saldırı söz konusu değil. Şu anda Hande'nin bir arkadaşı telefona bağlanacak. İsmini vermiyor. Bunu söylüyorum. İsmi bizde var. Hemen konuşalım bakalım. Tamam. Alo. Alo, merhaba Serap Hanım. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben Hande'nin arkadaşıyım. Buyurun. Biz aynı mahallede otururduk Hande ile. Hı hı. Yalnız kız kendisi eve gitmiyordu. Hep dışarıda yemek yiyordu. Cebinde de hep parası olurdu. Nasıl? Dışarıda yemek yerdi diyor. Cebinde parası olurdu. Evet, evet. Evde neden evde? Arkadaştık. Neden? Yani, bu kadın orada bir yalan konuştu. Kız hep dışarıda yemek yiyordu. Sebep? Adını sorabilir miyim? Adını söyler misin? Söyleyemiyoruz. Size daha sonra söylesin arkadaşlarım ama. Şu an yayında söyleyemiyoruz. Sorun bir şey soracaksınız. Dışarıda yiyordu. Ne oluyordu peki? Devamı? Yani eve gitmek istemiyordu. Ben evde... sadece orada yalan konuştuğunu söyledim. O kadar. Yani dışarıda hayır yiyordu. Öyle bir şey söz konusu değil. Ya hiç. Yok, eve gitmek istemiyordu. O da dışarıda yemek yiyordu. Biz arkadaştık. Sadece. Siz de mi dışarıda yiyordunuz? Siz de mi üvey annenin yanında kalıyordunuz? Nereden biliyorsunuz her gün dışarıda yediğini? Nasıl? Nereden biliyorsunuz diyorlar. Biz arkadaştık, küçüktük yani. Biz aynı sitelerde oturuyorduk. Yani. Peki nerede yiyordunuz bu yemeği dışarıda? Biz yemedik. Yani biz oturuyorduk tek tek falan oynarken o kendisi hep cebinde parası olurdu, dışarıda yerdi. Ben bunu gördüm yani. Olabilir, olabilir. Peki kahvaltı hazırlar mıymış? Mesela sabah aç mı geliyordu okula? Akşam hadi yemek vermiyordu. Okulunda değildik Serap Hanım. Biz aynı sitelerde mahallede. Yani. Karşı sitelerinde oturuyordu. Anladım. Yani ben şimdi Nezih Bey çok tutumluydu filan dedi ya. Hani öyle her gün kızını dışarıda yemek yiyecek kadar para veriyor muydu ya, merak ettim. Şimdi Serap Hanım. Hayır öyle. Ben öyle gördüm yani. Ben bilmiyorum. Yalan. Ben teyit etmiyorum. Nerede yalan. Gördünüz? Uydurma. Şimdi yani şöyle. Acaba hani konu komşuya mı gidip yiyordu? Yoksa bayağı hayır, para... Hayır kimseye gitmezdi Hande. Kesinlikle evet gitmezdi. Doğru söylüyor. Hayır. O evet, zaman yemek konusunda yoktu. Yemek konusunda doğru o da, söylüyor. Tabii dışarıda yemeği severdi Hande. Seda evet evet Sayan. Ben sadece bunu belirtmek istedim. Yani eğer evde yiyor mu yemiyor mu bunu bilemem.
Ama evet, dışarıda yediğini biliyorum. Burada hani çünkü parası o dönemde yani oğluna her hafta 5 milyon verdiğini söyledi. Ben de kızımı çağırdım. Kızım dedim, bundan sonra senin haftalığın 5 milyon. Baba dedi, niye dedi? Seda Sayan çocuğuna, oğluna veriyor da benim ne eksiğim var dedim. Ben her hafta başı ben ona 5 milyon verirdim. O 5 milyon salı çarşamba biterdi. Sorardım, kızım ben, ne oldu para? Kafam karıştı tabii, o 5 milyonlar falan para birimleri. Ha. Yani kaç lira veriyordunuz? 5 lira mı? Hayır canım, 5 milyon o zaman iyi paraydı. Hande çok iyi bir arkadaşımızdı, bunu söyleyeyim. Siz bize Hande'yi anlatın, Hande'yi anlatın. Hande çok iyi bir kızdı. Gerçekten hala üzgünüm. O benim en iyi arkadaşımdı. Bildiğiniz başka bir şey var mıydı? Evde bir huzursuzluğu var mıydı? Onları hiç anlatmadı. Bizle oyun oynardı. Hatta ölmeden 2 gün önce oyun oynamıştık. Hiçbir şey bahsetmedi. Yani evde bir huzursuzluğun yok, var. Yok, hiçbir şey bahsetmedi. Serap Hanım, çok iyi bir arkadaşım. Mutlu bir çocuk muydu? Evet, çok mutluydu. Hatta patenleri vardı. Bizim o zaman paten yoktu. Kayardı. Hani evet. Aa, tanıyor işte. Patenleriyle oynatırdı. Peki bisikletine de bindir mi sen hiç onun? Bisikletine binmedim. Sadece patenlerini kullanmıştım, o kadar. Onu hani siz iyi arkadaşım diyordunuz ya, onu öyle rahatsız eden bir erkek çocuğu ya da takip eden, sıkıntı yaratan birisi var mıydı o çevrede? Evet. Yok hayır, yok. Kesinlikle. Hande hiç kimseyle görüşmezdi, kimseye de gitmezdi. Teşekkür ediyorum. Bir telefonumuz daha var. Burada şimdi bir telefon alacağım. Bir iddia var Şehnaz, seninle ilgili. Buyurun. Daha önceki iddialara benzer iddia bu. Evet. Bu hanımı sen tanıyorsun. Efendim? Şimdi telefona bağlanacak olan hanımı sen tanıyorsun. İsmini verecek mi bilmiyorum ama vermese de ben sana sonra arkadaşlarım söyleyecek. Tamam. Alo. Alo. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şehnaz sizi tanır mı normalde, bilir mi? Yani tanır. Evet. Evet. Yüz yüze konuşmuşluğumuz yok ama tanır beni. Ben de onu gayet iyi tanıyorum. Peki ne söyleyeceksiniz? Şehnaz'la ilgili bir iddianız varmış. Evet, bu Şehnaz Hanım ben bıçak taşımıyorum ya da öyle bir şeyim yok diyor. Tamamıyla yalan. Şu anda bile cüzdanına bakın. Kesin cüzdanında bir bıçak vardır bu kadının. Baktırır mısınız cüzdanınıza? Müsaade eder misiniz? Tabii. Güvenlikçi arkadaşlar bakabilir mi? Gerçi buraya girişte olsa bile giremezdi de. Evet, giremezdi evet, zaten. Yani. Yok, giremezdi ama hani yine bir baksınlar diye. Sokakta insanlara çıkarıp benim cüzdanımda bıçak var. Vallahi benim önüme çıkanı ben deşerim gibi böyle bu ithamlar çok fazla. Hanımefendi, yalan konuşmayın Ramazan ayı. Yani yalan konuşmayın. Şehnaz her daim. Yani Ramazan'da konuşulmaz, Ramazan dışında konuşulur diye bir şey yok. Hayır. Ramazan'ı, dini, imanı karıştırmayalım. Ben rica ediyorum. Onu karıştırmayalım. Şey değil yani. Cinayet sonrası Şehnaz'ın bıçaksız gezdiği tek bir gün yok. Bak ne diyorsun? Ya tamam, bir tane çakın vardı, nezih vermişti onu. Çantanızı verir misiniz? Tamam, bir tane çakın vardı, nezih vermişti. Dedim yani. Bu sen aldın, ben vermedim. Geldi. Bir bulunsun bende. Telefondaki hanımefendiyi bir dinlemek istiyorum. Lütfen devam edin. Söylemiştiniz ya işte o gün çok fazla müzik çalmış. Evden çok yüksek müzik sesleri gelmiş. Bu konuşulmuştu. Ben programı her gün takip ediyorum. Bu kadın yan komşularıyla da kavga ettikten sonra o insanları başına bir polis bir şey getirtiyordu. Ondan sonra evde müzik açıyorlardı konser. Ev yıkılıyor. Bunlar çocukları bağıra bağıra müzik şarkı söylüyorlar. Yani bu müzik bunlar için bir sevinç nidası. Kutlama yani. Afrika dansı gibi böyle. Bir kutlama yani. Yani polis çağırıyorlar, konu komşudan şikayetçi oluyorlar, polis geliyor, komşu tedirgin oluyor, sonra evde bir kutlama havasında müzik... Evde bir kutlama, öyle Afrika dansı gibi. Hayır, bir sözcüğü değil öyle bir şey. Nispet diyor yani. Yalan diyor. Ne zaman yapılmış bu kutlama? Yani tarih olarak 3 sene önce mi? Yeni mi? Bu bizim söylediğim 2-3 sene önceki olaylar. 2-3 sene olaylarında falan. Hanımefendi, yalan söylemeyin yani. Ne kutlaması, ne şeyi? Ama konuşamıyorlar şu anda hiçbir. Yani Şehnaz Hanım bıçak gösteren bir kadındı, doğru mu? Böyle miydi? Öyle değil, kesinlikle. Ve siz buna şahit oldunuz. Tabii yani ben şahsen görmedim ama komşum bana söyledi yani. Yani şimdi ben şahsen gördüm diyemem. Bana göstermedi ama bana birkaç komşum çeviriyor. Peki efendim. Birkaç komşumuza göstermiş yani.
ben bir tane şikayetçi istiyorum ya. Bana bıçak çekti ya da beni bıçakla yaraladı ve gidip rapor aldı ve gidip şikayetçi oldu. Karşılığında da Şehnaz ifadesi alındı, gözaltına alındı, ceza aldı, yattı çık. Evet. Bir şey istiyorum yani. Soruyoruz. Böyle insanlara bıçak çekti. Şey ha, kalbinden bıçakladı dediler. Kalbinden bıçakladı yakın, diyorlar. Böyle bir yakın, şey varsa neredesin yani. Sen? Evet. Hangi ülkede yaşıyoruz o zaman? Telefon gideceksin. Hanımcığım öyle bir şey olsa. Olmasın. Yani vakıf mı? Ay beni bıçakla çek git. Öyle bir düzen var mı Serap Hanım? Çantasını getirdi. Bakın arkadaşlar. Evet. Şu anda bile göstersin müsaade ediyor işte. Açsınlar açın mı? Açın bakın tabii, ya canlı yayında. Tabii. Zaten Serap ya dediğim Hanım, gibi zaten giremezdim kanala yani. Giremezdi öyle bir şey olsaydı. Güvenlikten falan geçemezdi. Öyle bir şey buyurun. Söz konusu bile olamaz buyurun, da. Buyurun Serap Hanımcığım. Yani. Ama yani... Bir kişiye bıçak çekti, iki kişiye, bir kişi affetti, Serap Hanım, iki affetti. Serap Hanım, siz inanıyor musunuz? Hayır, Türkiye Teksas mı Allah aşkına? İyi tabii ben bıçaklayacağım da eyvallah gibi. Kalpten denilen şey şikayete tabi bir şey değil, suç değil yani. Yani kalbinin altından yani. Bıçaklamışsınız tabii. Bir adamı mesela. Tabii, o şikayete tabi değil, kimse vazgeçemez o şikayete. O zaten bıçakla bana saldırdı. Serap Hanım neyin kafası? Kaçarken öyle. Kendi kendine şey yaptı yok, o. Şey yok. Biz ifadelerimizi verdik. Hepsi alındı. Merak etmeyin. Yangın çıkarttı diye arayan kişiydi o. Ben başka bir şey soracağım Şehnaz Hanım'a. Buyurun. Şehnaz Hanım, Nesrin Hanım'ın bir ifadesi var halanın. Siz babaanneye demişsiniz ki o gün Acı Badem'e geldiği zaman Nezih'i ben kurtardım perişan halde. Oğlunu ben toparladım. Dua et bana demişsin. Benim ne perişanlığım vardı yok Acı Badem'e yani, geldiğimde? Öyle demişsiniz. Ama şöyle hatta, moral bakımından bozuk olabilir. Hani, saat 1'de niye uyuyorsun? Acelem vardı. Düşünelim. Telaş içindeydim. Yetişmem gereken yerler vardı. Bunu o yani günde... O bakımdan canım, bir yere yetişen bir insan olabilirim ama bunun ama, bir kötülük var ki ama yani. Bir yere yetişeceği zaman hayır, öyle moralsiz olmaz ki. Beni yani. Sevmiyorsunuz ama hani bir böyle evde müzik açıyorsunuz. Babaanne surat asıyor size. Ondan sonra size diyorsunuz ki sen bana surat asıyorsun ama diyorsunuz. Şer şer. Oğlum Acı Badem'e geldiği zaman perişan haldeydi. Onu ben kurtardım diyorsunuz. Ne demek istediniz orada Şehnaz Hanım? Oğlunu ben yani kurtardım. Yani moral bozukluğu olmuş olabilir yani. Bir söz söyleyip hani Nezih moralini bozma demiş olabilirim yani. Bunda ne kötülük var ki? Hayır kötülük hiç yok. Bunu kötülük dediniz yok. Mi diyorum ben yani. Ya bana tamam. anneme demiş ki senin oğlunu ben kurtardım. Ben buna o kadar içerledim ki. Ya dedim ben mi yapmışım da dedim beni kurtarmış. Ben dedim kabul etmiyorum. Gittim 2. şubeye Gayrettepe'ye cinayet masasına çıktım. Dedim ki Şehnaz dedim beni kurtarmış. Kendisi anneme böyle söylüyor. Eğer dedim en ufak bir şüpheniz varsa var ben geldim. Vurun dedim kelepçeyi. Şey, o ifadeye Şehnaz Hanım ne diyor diye zaten. Sordum ben ya. Siz de böyle yani, demişsiniz geçen. Benim korkum olsa ben gidip de cinayet masaya varsa şüphe vur kelepçe der mi? Bir saniye. Buradaki seyircilerimizden konuşmak isteyen var mı? Böyle bir kaynıyoruz çünkü orası. Buyurun. Mikrofona lütfen. Bak. Ha. Tabii buyurun. Çocuğunuz öldükten sonra hanımefendiyle. Öldüğü zaman değil. Öldürüldükten sonra. Öldürüldükten sonra çocuğunuzla birlikte mezarlığına hiç gittiniz hayır, mi? Hayır. Karınızla birlikte. Karınızla birlikte. Çok defa iki çocuğum, eşim ve ben dördümüz çok defalar gittik. Peki karınızı şu an suçluyorsunuz. Bu evet. Suçlamaya binaen ara sıra herhangi bir mevlüt yemeği vesaire eşinizin rızasıyla ya da aile kararıyla böyle bir yemek verdiniz mi? Vermedim. Vermediniz. Vermedim doğruya doğru şimdi. Peki, yalan mı söyleyeyim? Çocuğunuzun mezarlığına gittiğinizde eşinizin tutum ve davranışları nasıldı? Şehnaz'a soralım bunu direkt. Şehnaz, Hande'nin mezarına gittiğinizde nasıldır diyor tavrı hali. Mesela hiç ağladın mı sen Hande için? Gözyaşı döktün mü? Yani şöyle, ben ağlayan bir tip değilim Serap Hanım. Ben var ya, onca sevdiğim kişiler öldü, ben ağlayamıyorum. Kim öldü? Cenazede. Mesela anneannem öldü, ağlayamadım. Ağlayamıyorum. Ya bu çocuk... 3 ay boyunca senin ama ölüm haberini aldığımda şak diye düşüp bayıldım. Yok bayılmadın Şehnaz. Bayılmadın. Nezih Bey söylüyor öyle bayılma falan yok. Hatta ne oldu ne oldu hayır, söyle gelmeyeceğim. Hayır. Şehnaz Hanım bayıldım hayır. diyor.
Hayır, kesinlikle. Nezih Bey de telefonu sonra kardeş aldı diyor. Hayır, buna ne oldu? Bu düştü, bayıldı mı ne falan gibi bir sesler kardeşi geldi. Demiş, ha, evet. Ben oradan bayıldım. Bunun düşüp bayıldığını evet. düşündüm. Ama ağlamıyorum. Ama telefonda ben göremem ben ki ne oldu. Peki o zaman neden daha sonra Nezih Bey'in bir ifadesi var. İyi oldu, geberdi. Zaten de bir nokta nokta demişsin. Evet. İyi bir şey değildi gibi. Niye böyle bir şey söyledi? Hayır öyle bir şey. Dedi ve iyi bir dayak yedi. Çok iyi bir dayak yedi. Uzaylıya döndü. Yani ben bile tanıyamadım vallahi. Bir insan bir dakikada bu kadar Nezih Bey, şekilde değiştiremez. Nezih Bey bir kadını bir saniye. Biz Nezih Bey bir kadını dövdük diye bu kadar biliyorsunuz. Hayır övülmüyorum ama hak etti. Hiçbir şey var. Tahrik. Bakın. Hayır, şiddet falan. Şiddeti hiçbir şekilde tasvip edemeyiz. Yani. Bu da gururlanacak bir şey değil. Evet, bununla gurur duyulacak bir şeymiş gibi de bize sunmayın lütfen. Evet, aynen. Ama bu konuda size şiddet mi uyguladı böyle söylediğiniz için? Ondan değil, başka bir olaydan kaynaklandı. O onu ona bağlı. Bakın, birinde bir leşim var diyorsunuz. O da size diyor ki benim kızıma Serap leş mi diyorsun? Bir şey diyeceğim. İkincisinde böyle, öldü iyi oldu zaten iyi değil. Yani falan. Böyle bir şey desem bu kusurdur mahkemeyi kaybederim bir. Bir de hayır, bu delil yerine geçmez canım delil yerine geçmez nedir söyledi der o da der ki siz de inkar edersiniz. Bir şey olsa eve gelip bu adam durur mu? Ben çocuklarıma geliyorum ben sana gelmiyorum ki. Yaşıyor. Çocuklarımı göremiyorum. Size programda ne diyordu bugüne kadar? Ne diyordu? Ben gitmiyorum, ilişkimi kestim bilmem ne yalan. Boşanma davası ne oldu Şeynaz Hanım? Bana söylediniz de. Bitti arada. Evet. Kararı gösterdim size. Gösterdiniz Garbe. Evet. Hani ama Yargıtay'da dosyada. Devam ediyor şey dediniz ama. Yani abi. Boşanamadınız. Nezih Bey mi? Boşanamadı. Mahkeme, kadın veya taraflardan biri. Davanın reddine karar verdi. Ya bir dakika. Evet. Hakim dedi ki taraflardan kadın ya da erkek olsun bir bizi tarafın istememesi halinde hiçbir mahkeme, hiçbir hakim kim tarafları... istemedi? Kim istemedi boşanmayı? İstemedim bir de nizli kusurlu bulundu Serap Hanım. Hangi açıdan? Ağır kusur demişti. Kusurlu. İşte dilekçelerde ben yazdım gerekeni oradan kusurlu bulundu. Şu suçlamalarınız sebebiyle. Evet. Siz boşanmak istemediniz. Nezih Bey siz hala boşanmak istiyor musunuz? İstiyorum tabii. Şu an Yargıtay'da mı dosya? Evet daha gelmemiş. Ben geçen gün gittim baktım. 7. Aile Anadolu Adliyesi 7. Aile Mahkemesi kalemine gittim. Dedim ki ya Mart'ta gelecekti. Ne oldu geldi mi bizim dosya dedim. Numarasını söyledim. 2014'de 500 bilmem kaç. Adam bilgisayara baktı. Dedi ki daha dedi Ankara'dan gelmemiş. Siz neden boşanmak istiyorsunuz iki çocuğunuzun annesinden? Ya ben artık halinden... bunun dengesizliklerinden bıktım usandım. Ondan mı evde bunu, bununla ben uğraşmaktan artık bunun yanlışlarını düzeltmekten bunu doğru yola sokmaya uğraşmaktan yoruldum. Serap Hanımcığım öyle bir şey olsa benim yanımda insan. Gelmez. Dengesiz benim evime gelmez halinde. En son ne zaman geldi? Görüşüyoruz biz. 2,5 aydan beri beraberiz. Daha neyin kafasını Allah Allah. 2,5 ay öncesine kadar ayrı mı yaşıyordun? Yok hayır. Yine dışarıda buluşuyorduk da. Buluşuyor muydu? 2,5 aydan beri eve geliyor, kalıyor. Peki niye sürekli kalmıyor sizce? Ha? Niye sürekli kalmıyor? Babama bakıyorum diyor. Alzheimer hastası. Evet. Yani hala boşanmak istiyor ama sizden. Hayır öyle dediğine bakmayın onu. Ya onun için mahkeme. De 3 seneden Serap beri uğraşıyorum. Serap Hanımcığım kusurlu buldu mahkeme. Tavırlarından dolayı kusurlu buldu. Ben kazandım. Şimdi kusurlu buldu dediğiniz şey sizin suçlamalarınız zaten. Tamam doğru hepsi. Evet. Doğru hepsi. Ağır kusurlu demiş. Davacı davayı açan ağır kusurlu demiş. Bana davayı açan ağır kusurlu denmiş. Evet. Yani hem kusurlu hem boşanmak istiyor demiş. Diğer tarafta muhtemelen... Affedin. Peki kusurlu dediği şey oradaki maddeler mi? Yani Şehnaz'ın iddiaları. Burada çünkü var. Şey Şehnaz'ın iddiaları. Benim kocam benden ayrılmak istiyor ama o şöyle bir adam, o böyle bir adam. Çocuk. Şehnaz Hanım söylesin onları. Siz söyleyin. Neydi iddialarınız? Yani niye kusurlu dediler Nezih Bey'e? İddiaları orada yazılı hepsi. Sonra çocuğuna... Ben işte sen benden değilsin.
başka adamdansın. Konugan kızgınlık. Peki buna rağmen söyledim. Sen neden boşanmak istemiyorsun? Sonra aykırı. Bütün bunlar varsa madem kusurluysa. Serap Hanımcığım. Ben Bağkur emeklisi ben yaptım onu. Kuyruklarda gittim bekledim. Banka işleri. Parasını o varlığı verdim, benimle gitti, elde boş ettim. Zamanında. Ben niye hakkım başka bir kadına vereceğim? Serap Hanım. Yani değil mi? Gözlükleri Şehnaz Hanım gözlükleri çıkartın da bari gözünüzü görelim. Bir gözünü görelim, görelim Şehnaz. Gözünüzü. Ne dediğinizi anlayamıyoruz biz. Ben ağzımla konuşuyorum. Ama gözlerinizi de görmek istiyoruz. Niye saklıyorsunuz gözlerinizi? Ya ben gözlüğümü takmak istedim. Ben çıkarmayacağım gözlüğümü dedim. Neden saklıyorsunuz ki gözlerinizi? Gözlerinizi bakın hocam da görmek istiyor. Niye saklıyorsunuz? İyi, peki. Evet ya. Çıkar şunu. Bu kadar evet. Ya. Evet. Bu kadar işte. Evet.